Arkadaşlar merhabalar, bu videomla birlikte SIFIR Geometri kampının 11. hafta videolarına başlıyoruz. Evet, bu hafta dikdörtgen ve kare işleyeceğiz. Dikdörtgenden 2 video, bir uzunluk bir alan, kareden de 2 video uzunluk ve alan olacak şekilde tasarladık. Şimdi bu videoda ne yapacağız? Dikdörtgenin uzunluk kısmı ile alakalı kısmından bahsedeceğiz. Yani sayfa 140, 141, 142 ve 143'ü işleyeceğiz. 4 sayfa olduğu için bir tık böyle uzun olabilir arkadaşlar, sabredin. Videoyu da bölmek istemedim, o yüzden böyle olmak zorunda bu video. Sonrakiler 3 sayfa şeklinde tasarladım. Evet, hadi bakalım dersimize başlayalım. Dikdörtgen karşılıklı kenar uzunlukları eşit, açıları dik olan dörtgendir. Daha doğrusu paralel kenardır arkadaşlar. Karşılıklı kenar uzunlukları eşit ve dik olan dörtgen de denilebilir. Ya da paralel kenarın bir açısı 90 derece olan hali de denilebilir. Paralel kenarın özel bir hali midir? Evet, paralel kenarın özel bir hali olduğu için paralel kenarın özelliklerini ne yapar? Kesinlikle ama kesinlikle taşır. Alanla ilgili söylediğimiz işte bu alan yarısı olması gibi ya da diğer uzunluklarla alakalı şeyler, mesela köşegenlerin birbirine ortalaması gibi şeyler yine burada geçerli. Yalnız paralel kenarda ne yapıyorduk arkadaşlar? Böyle farklı bir ayarda oran olduğunda kelebek benzerliği, temel orantı falan çıkabiliyordu karşımıza. Evet, burada da yine kelebek, temel orantıyla karşılaşacağız. Ama 90 derece var mı burada? Var. 90'ın olduğu sorularda üçgenlerden hatırlayın. Ya dik üçgenden soru çıkıyordu ya da benzerlikten. Hatta ekstra bir 90 derece olursa kesinlikle alfa beta benzerliğine de dalman gerekir. Orada şey çıkabilir. Mesela şöyle bir 90, böyle bir 90. Şurada bir 90 var. Tutup da şunu şöyle çizme. Niye? Kardeşim dal alfa beta'ya, üçgenler var burada. Buradaki üçgenler büyük ihtimalle ya Pisagor'dan ya da benzerlikten çıkacaktır. Belki şunu da çizmen gerekebilir. O ayrı bir konu ama ilk etapta ek çizim yapmadan bulabilmeyi yapıyorduk. Bulabilmek tercihimizdi arkadaşlar. Tamam. Buna dikkat edin. Ekstradan böyle temel orantı ve kelebek benzerliği haricinde öklit bağıntısı ve alfa beta benzerliğiyle çok fazla karşılaşabiliriz burada. ÖSYM dikdörtgen ve kareden gerçekten soru sormayı seviyor. Hatta işin içinde çarpanlara ayırma kısmı da olabilir arkadaşlar. Yani a artı b'nin parantez karesi ya da a kare artı b karenin a artı b'nin parantez karesi eksi 2ab olan soru tiplemelerini de soruyor. Aklınızın bir köşesinde kalsın. Neyse, geldik şimdi dikdörtgene. Dikdörtgen paralel kenarın özelliklerini kesinlikle ama kesinlikle taşıyor. Eyvallah. Karşılıklı kenarlar birbirine eşit. A, A, B, B. Çevre ABC'de ne yapıyor? 2A artı 2B yapıyor. Sonra A açısı ve B açısı ve C açısı ve D açısı da ne? Burada 90 derece olduğunu biliyoruz. Alan kısmına girmiyoruz. Alan kısmına bir sonraki videoda gireceğiz. Evet, olay bu. Hadi bakalım şimdi sorulara. Arkadaşlar 20 var, 50 var. A isteniyor bizden. Direkt karşılıklı kenarlar birbirine paralel ya. M kuralından dolayı 30 yazabilirsiniz A'ya ya da 20-90 sa burada kaç derecedir? Hocam 70-90'a tamamlayan açısı. Şu ikisinin toplamı 120. Buraya 60 kaldı. 60-90 sa burası da kaç derece yaptı? 30 derece yaptı. Yani böylelikle A'yı kaç bulduk? 30 derece bulmuş olduk arkadaşlar. Cevap 30 çıkar birinci soruda. Geldik ikinci soruya. ABC'de dikdörtgen ve AEC doğrusal. Burada ikizkenarlık verilmiş. 64 ise taban açısı 64. 64 128. 180'e tamamlayan 52 yapar. X isteniyor. Karşılıklı kenarlar birbirine paralel ya. Z'den dolayı direkt burası da 52 yapar. Paralel kenarın özelliklerini taşıdığı için bu şekilde paralel kenarın özelliğini de kullanıyoruz. İkinci örnek 52 geldi. Geldik 3'e. Şimdi 30 90 sağ burası nedir? Dik üçgenden dolayı 60. Hocam 180'e tamamlayan açısı 120 derecedir. 120 derece olduğundan bu da açılar da eşit olduğundan bunlar da 60-60 oldu. 60-90 ise x'e ne olur? 90'a tamamlayan açısı 30 derece olur. Yani x'i böylelikle 30 derece olarak buluruz. Cevap 30 çıkar. Geldik örnek 4'e. Bir katlama yapılmış. Katlamada üst üste binen kenarlar eşit. Şu kenarla şu kenar eşit. Hocam şu parçayla şu parça eşit ama kenarların ekstra bir yerde eşitliği verilmediği için bu ne olmak zorunda arkadaşlar? Bu eşitlikleri kullanmayacağız büyük ihtimalle. Açıların eşitliğini kullanacağız galiba. Şimdi ne verilmiş bana? BFE açısını. BFE açısı. Arkadaş şuradaki açı kaç verilmiş? 100 derece verilmiş. Bu açı verilmiş ya. Verilen bilgiyi şey yapacağız, yoğunlaşacağız. Katlamada üst üste binen açılar birbirine eşit değil mi? Evet. Şu açıyla şu açı birbirine eşit. Yani burası kaç yapar? 100. Hocam burası 100 ise şunlar birbirine paralel. Hocam şurası U kuralından dolayı 180'e tamamlayan açısı 80 derece değil midir? Evet. Katlamada buradaki açıyla da buradaki açı da birbirine eşit olmak zorunda. Yani burası da 80 oldu. Şu 90 ise katlamada C köşesi buraya geldi. Burası da 90. B köşesi de buraya geldi. Burası da 90. EKF açısı nedir diye soruluyor bize. Bakalım EKF'ye. EKF. Hah, çıktı. Çıktı mı? Dur bakayım. Çıktı çıktı. Çünkü şu 100 ise burada kaç? Burası 180'e tamam, yanı 80 derece değil midir? Evet. Burası 80 yaptı. Burada 80, 80, 160. Buraya da kaç derece kaldı o zaman? 20 derece kaldı. Bizden EKF açısı isteniyor. Şöyle baktığımız zaman da cevap 20 derece çıkar arkadaşlar. Üst üste binen kenarların birbirine eşit olması, üst üste binen açıların eşit olması çok önemli. Katlama sorularında bunu hep söylüyoruz. Geldik örnek 5'e. Şekil 1'deki ABC'de dikdörtgen şeklindeki kağıt saat yönünün tersinde 50 derece döndürülmüş. Arkadaşım önceden bak bu buradaydı, döndürüldü böyle. Bak kaç derece diyor? 50 derece. 50 derece döndürülmüşse o zaman burada kaçı nedir? 50 derecedir. Buraya 50 yazdın. Önceden dikdörtgen şurası 90 dereceydi. Dolayısıyla buraya kaç kaldı? 40. Hocam burası da 90 derece döndürülmüş halinde. O zaman burası da kaç derece olacak? 50. Şimdi bizden ne isteniyor? D üssü DA. D üssü DA mı? Buradaki açı yok. Açıyı oluşturalım. D üssü DA. Şuradaki açı. Heh. Şimdi döndürmede hep bu örneği veriyorum. Kalem döndürdüğünde yine aynı kalem mi? Aynı kalem. Ne olacak burada? Hocam şu ve şu döndürüldü ya. Bak bu buraya geldi. Yani şöyle göstereyim sana. Döndürüldüğünde eş yapıları kullanacaksın. Hop bu buraya geldi. Yani bunlar birbirine eşit. Tamam. 50 ise taban açıları kaç yapıyor? 65, 65 yapıyor. Çünkü 180'den 50 çıkart 130. 2'ye böl 65, 65 oldu. Sonra B üssü BA. B üssü BA. O zaman şunu da şöyle çizeyim. Burası da isteniyor. Arkadaş aynı şekilde şu kenarda döndürülünce buraya mı geldi? Evet. Burada da x kenarlık var. 50 ise taban açıları 180'den 50 çıkart 2'ye böl 65, 65 yaptı. Evet. D üssü DA 65 yaptı. Artı B üssü BA. Bu da 65 yaptı. Topladığımız zaman da kaç yaptı cevap? 130 derece oldu. Evet, örnek 5'e 130 bulduk. Döndürme sorularında hop kalem döndüğünde yine aynı kalem. Eş yapıları kullanmayı unutma. Tamam. Geldik buraya. Evet 5, 13 yani 5, 12, 13'ten 12'yi yazdık. Şuradaki dik üçgenden dolayı. Hocam 12 ise karşı tarafta 12. Bunlar 6, 6 oldu. Sonra x artı 5 iken burası da x artı 5 mi? Evet. Hocam ne var burada? Ekstra bir 90 derece var. 90'lar havada uçuşuyor. Dal alfa beta'ya o zaman. Alfa 90 betaysa beta 90 alfa, alfa 90, burası da beta oldu. Şu üçgenle şu üçgen ne oldu? Benzer oldu. Madem benzer oldu, aynı açının karşısındakilerin oranları. Alfanın karşısı 6 bölü alfanın karşısı x eşittir. Beta'nın karşısı x artı 5 bölü beta'nın karşısı 6 olacaktır. Böylelikle x çarpı x artı 5 neye eşit oldu? 36'ya eşit oldu. Düşünelim. X 4 ile 9'un çarpımı 4 ve 9 sağlanıyor mu? Sağlanıyor. X'i böylelikle kaç buluruz? 4 buluruz. Çarpanları ayırırken de böyle çarpıp çarpanları ayırma yaparken de 4 ile 9 şeklinde ayıracaksınız zaten. Aynı şey. Hissediyoruz yani burada. Evet. Denemesi yani 2 ile 18'de denerdik. Olmazsa 4 ile 9. Başka olmazsa burası 9 burası 4 olacak mı diye böyle deneyerek gidebilirsiniz. Evet, örnek 6'yı 4 bulduk. Geldik dikdörtgenin özelliklerine. Dikdörtgende köşegenler birbirine eşittir arkadaşlar. Evet, bu önemli. Niye? Çünkü burası A, burası B, burası A, burası B ya. Pisagor bağıntısından karekök içinde A kare artı B karedir burası. Buradaki Pisagor bağıntısından burası da karekök içinde A kare artı B karedir. Dolayısıyla AC ile BD köşegeni ne oldu arkadaşlar? Birbirine eşit oldu. Birincisi bu. İkincisi bu tamam eşit dedik. Aynı zamanda köşegenler birbirini ortalıyor mu? Ortalıyor. Burası da 90 derece ya. Bak şimdi 90'dan çizilen kenar ortay muhteşem üçlü oluşturur. Burası da çizgi. Burası da çizgi oldu. Aynı zamanda OA, OB, OC, OD birbirine eşit oldu mu arkadaşlar? Oldu. Evet, OC ve OD de birbirine eşit olmuş oldu. Hem köşegenler eşit hem de kesim noktasından köşeler olan uzakları da birbirine eşit oldu. Buradan dolayı şunu çıkartıyoruz. Bir köşegenle alakasız yerde bir eşitlik verildiğinde diğer köşegeni çizmeyi sakın unutma. Bu başka nerede eşitti köşegenler? Bu zamana kadarki işlediğimiz dörtgenlerde. Nerede eşitti? Eşkenarda değil, pardon. İkizkenar yamukta da aynısı. Eşitlik vardı. Ne yapıyorduk? Köşegenle başka bir yerde eşitlik varsa diğer köşegeni çiziyorduk. Aynısı. Dikdörtgende de eşit. Hatta köşegenler eşit olan dörtgenleri sayayım. İkizkenar yamuk, dikdörtgen ve kare arkadaşlar. Kareyi de işleyince göreceksiniz zaten. Evet, ikinci özelliğe bakalım. Dikdörtgende karşılıklı köşelerden köşegene çizilen dikmeler birbirine eşittir. Arkadaşlar yani burada DE ile ne birbirine eşit? BF birbirine eşit. Hocam bu nereden geliyor diye soracak olursanız. Bak şimdi dikkat. Şu üçgenin alanıyla bu üçgenin alanı aynı değil mi? Aynı. E hocam tabanları da aynı. Tabanları aynı olduğu için taban çarpı yükseklik bölü 2'ler eşit olacağından yükseklerin de aynı olması gerekiyor. 1, 2. 90'lar havada uçuşuyor. Alfa beta'ya da alırız. Alfa beta'ya da aldıktan sonra hocam şu üçgenle şu üçgen benzer. Hatta şu kenarlar birbirine eşit ya. 90'ın karşısındakiler birbirine eşit. Yani eş üçgen çıktı. Dolayısıyla beta'nın karşısı çift çizgi ise buradaki beta'nın karşısı da çift çizgidir. Hatta alfanın karşısındaki bu kenarla alfanın karşısındaki bu kenar da birbirine eşit olur. Nereden geldi? Benzerlikten. Yani ben buradan bir şey daha buldum. Hocam şunlar da birbirine eşit oldu. Yani köşe karşılıklı köşelerden çizilen dikmeler olduğu zaman dikme ayakların köşelere olan uzaklıkları da ne oluyor arkadaşlar? Birbirine eşit olmuş oluyor. Yani AE uzunluğu ile FC uzunluğu da yine ne oldu? Birbirine eşit olmuş oldu. Bu da güzel bir şey arkadaşlar. Buna da dikkat edin. Ama ispatını da siz kendiniz de yapabiliyorsunuz. Ama böyle bir şey olduğunda bilmenizde fayda var. Ben genelde tabii bilmeniz gereken özellikleri şöyle bir yıldız atıyordum. Ama şuna yıldız atmayayım. Böyle yarım yıldız atayım. Bilmeseniz de çünkü sonuca siz kendiniz ulaşabilirsiniz. Geldik bir sonraki özelliğe. Üçüncü özelliğe. Dikdörtgen içinde ya da dışındaki bir noktadan karşılıklı köşelere çizilen uzunlukların kareleri toplamları birbirine eşittir arkadaşlar. Şimdi gelelim. Bütün dörtgenleri düşünelim. Aslında dörtgendeki özellikler birbirine benziyor. Arkadaşlar ben şunu şuna benzetiyorum. Hani köşegenler dik kestiği zaman ne oluyordu arkadaşlar? A, B, C ve D. A kare artı C kare, B kare artı D kare eşit değil mi? Bir de paralel kenarda şunu bilin demiştim. Karşılıklı köşelerden çizilen paralellerin toplamları birbirine eşit demiştim. Yani elle tutulur özellikler bunlar. 90 olduğu zaman kareleri toplamları, 90 olmadığı zaman da karşılıklı köşelerden çizilen uzunluklar toplamı şeklinde aklınıza kalabilir genel bir şekilde. Hocam dikdörtgen. Dikdörtgende zaten tanımı gereği 90 derece yok mu burada? Var. Zaten bunun ispatı da arkadaşlar uzun olduğu için bunu bilmenizde fayda var. Çünkü bununla ilgili soru çıktığı zaman yapamazsınız. Yani ispatıyla çıkartabilirsiniz aslında Pisagor bağıntılarıyla aslında ama hani şuradan dik çizip bir burada Pisagor bir burada Pisagor. Buradaki dikten de bir burada Pisagor bir burada Pisagor yapıp sonuca ulaşırsınız aslında ama sıkıntılı bir süreç sizi bekliyor olabilir arkadaşlar. İşlem kalabalığından çıkmayacak zannedersiniz, stres yaparsınız. O yüzden şunu bilin çünkü dedik ya bazen yani ÖSYM özelliklerden uzak duruyor evet ama olur ya AYT'de özellik sormaya hakkı var. Çünkü AYT bilgi. O yüzden biliyor musun bilmiyor musun diye seni bu konuda da ölçebilir. O yüzden bil. Ben çünkü bilmen gerekenlere yıldız koyuyorum. Bazen yıldız koyduğum şeylerde ispatının zor olduğu şeyler olduğu için bunu da bilsen iyi olur. Evet. Şimdi bu aslında bizim köşegenleri dik kesen dörtgendeki gibi karşılıklı köşeler. Karşılıklı. Yani hocam şu A ve C'den gelen yani PA'nın karesi artı PC'nin karesi eşittir PD'nin karesi ve PB'nin karesi. PB'nin karesi artı PD'nin karesine eşittir. Evet. Karşılıklı köşeler dikdörtgenin içinde ya da dışında bir nokta aldığın zaman karşılıklı köşelerden çizilen uzunlukların kareleri toplamları birbirine eşit. Bu şeyde de olsa aynı. Dışarıda da olsa aynı. Bak dışarıda bir nokta. PA'nın karesi artı PC'nin karesi. PB'nin karesi artı PD'nin karesine eşittir. Tamam. Geldik 7'ye. Hocam dikdörtgen verilmiş. Bunların hepsi birbirine eşit değil mi dikdörtgende? Köşegenler birbirini ortalıyordu ya da. Direkt 2x eksi 4 eşittir x artı 5'tir. Buradan x kaç geldi? 9 geldi. AC uzunluğu isteniyor. Hocam x 9 ya. 9 5 daha kaç yaptı? Burası 14. Burası da 14. Burası da 14. Burası da 14. AC uzunluğu isteniyor. AC uzunluğuna bak bakayım. 14 14 daha kaç yaptı? 28 yapar. Cevap 28 oldu. Örnek 7'yi 28 bulduk. Geldik örnek 8'e. Aa hocam açıortay Z'ye dalalım. Ya kardeşim 90'ı açıortay olarak bölmüş. Buradaki açılarımız kaçar derece? 45'er derece. 45 90 iken burası da nedir? 45. 10 iken burası da 10 olacak. Alt tarafta 10 olacak. Buraya ne kaldı o zaman? 6. Bu 45 45 90 üçgeni x kenardaki üçgen 6 6. O zaman burası da kaç olacaktır? 6 kök 2 olacaktır. Yani DEX'i 6 kök 2 bulduk. Geldik örnek 9'a. Hocam karşılıklı köşelerden dikmeler çizilmiş. Bunlar birbirine eşit. Bir de AF'yi kaç vermiş bize? 9. AF'ye 9 ise burası nedir? 4. Hocam burada Karşılıklı köşelerden çizilen dikmeler birbirine eşitti ve hatta ayırdıkları yerler de birbirine eşitti. Bunu bilmeden de kendin mesela unuttun. Dal alfa beta'ya şu üçgenlerin eş olduğunu zaten görürsün. Ona göre de işlemini yaparsın zaten. Burası dörtgen, burası da kaç oldu? 4 oldu. BFX isteniyor bizden. Şu x isteniyor. Arkadaşlar şimdi 90 derece olduğu zaman dikdörtgen içerisinde ilk şuna bakın. Öklit varsa işimizi kolaylaştırır. Öklit yoksa benzerlik. Öklit'i varken öklit'i fark etmedin. Sen benzerliğe daldın. Öklit'in ispatı da zaten benzerlikten çıkıyor. Herhangi bir sıkıntı yok bence. Burada ne var arkadaşlar? Şuradaki dörtgende bir dikten dik çizilmiş yani öklit. X'in karesi neye eşittir? Şu 4 çarpı 9'a eşittir. 4 çarpı 9'a eşittir. X kare eşittir 36 ise x böylelikle ne çıkar? 6 çıkar. Örnek 9 6 oldu. Geldik örnek 7 10'a. Şimdi içeride bir nokta alınmış. Köşeleri de çizgiler gitmiş. Bunlar x x diyecek olursak ki zaten CEX soruluyor bize. Karşılıklı köşelerden çizilen uzunlukların kareleri toplamları birbirine eşitti. Yani x'in karesi artı x'in karesi neye eşittir? 7'nin karesi artı 1'in karesi. 7'nin karesi artı 1'in karesine eşittir. 2x kare eşittir 49 artı 1'den 50. X kare eşittir 25. X de böylelikle çıkar? 5 çıkar. Evet örnek 10. 5 çıktı. Geldik örnek 11'e. Hocam bizden x isteniyor. Şekilde 90 derece varsa biz şöyle düşünebiliriz. Valla bir uzunluk isteniliyorsa 90 derecede varsa 90 dereceyi karşılık getirmek diyebilirsiniz. Hocam x'e ait 90 derece aha da böyle getirebilirsiniz. Bu hamle aklımızda kalsın. Ama bunsuz da yapabilirim. Onu da söyleyeyim. Öncelikli olarak hocam Pisagor bağıntısından burayı bulurum. Sonra öklitten de şurayı bulurum. Dikten dik çizilmiş. Sonra karşılıklı köşelerden çizilen uzunlukların kareleri toplamları birbirine eşit deyip soru işaretinin karesi artı x'in karesi eşittir 4'ün karesi artı EC'nin karesi deyip sonuca ulaşırım. Ama ben ne yapacağım? Bak şimdi dikkat. Yine aynı hamleler var aslında. Pisagor bağıntısından burayı bulurum. Hatta güzel bir şey var burada. 90'ın karşısı 8 ise 30'un karşısı 4 değil midir? Evet burada kaç? 30. 30, 60. Burası da 30. Burası da 60 oldu mu? Evet. Hatta burası da 30 oldu. Sonra hatta burası da 4 kök 3 oldu. Peki ne yapacağız hocam? Bak şimdi. Hocam ben bu x'i bulmak istiyorsam 90 dereceye karşılık getireceğim. Hop şöyle çizerim. Olay bitti. Karşılıklı köşelerden çizilen uzunluklar birbirine eşitti. Hocam 4 kök 3 ise 4 kök 3. Burası 4 ise buraya da 4 yazabiliriz. Ama gerek yok. Çünkü 8 iken burası zaten 8 ya. Burada da bir 30, 60, 90 üçgen çıktı. 90'ın karşısı 8 iken 30'un karşısı 4'tür. 60'ın karşısında 4 kök 3'tür. Hocam burası kaldı. Bak şu uzunluğun tamamı da 30'un karşısı 4 iken 4 kök 3 iken 60'ın karşısı 4 kök 3'ün kök 3 katıdır. Yani 12'dir. Burası 12 ise buraya ne kaldı? 8 kaldı. Vay! Artık şurada bir dik üçgen var elimizde. Hocam şöyle bir dik üçgen. Hatta aynısını çizeyim şöyle. Şöyle bir dik üçgen var. 8 var, 4 kök 3 var. Bizden x isteniyor. X'in karesi eşittir 4 kök 3'ün karesi artı 8'in karesinden mi yapacağız? Hayır. Bu 4'ün kök 3 katı. 4 kök 3 ve 8'deki ortak çarpan 4. Bu 4'ün 2 katı. Bu da 4'ün karekök içinde kök 3'ün karesi artı 2'nin karesi. Yani 3 artı 4. Cevap da böylelikle 4 kök 7 çıkar. Arkadaşlar bu kısa yolu unutmadınız değil mi? Sakın. Sakın sakın. Örnek 11 4 kök 7 çıktı. Geldik örnek 12'ye. Şimdi burada ne demiş? İkizkenarlık var. 50 ise burada kaç derece? 90 derece olduğundan 40 derece. Hocam ikizkenarlık var. 40 ise 180'den 40 çıkart. 180'den 40 çıkart. 142'ye böl. 70 oldu burası. Sonra ne yapacağız? Burada da ikizkenarlık var. Allah Allah. Kolay bir soruymuş. 70 ise o zaman burası ne oldu? Burası da 20 derece oldu. Burası da 20 derece. 20 40'tan burası da 140 mı oldu? Evet. X'i böylelikle 140 derece olarak buluruz. Bu soru keşke başlara yazılmış olsaydı. Ya da burada farklı bir şey mi var? Yapım mı var acaba? Farklı bir şeyi mi fark etmemizi istediler galiba? Ben buradan çözdüm ama farklı bir şey de olabilir arkadaşlar burada. Neyse. Geldik öbürüne. Şimdi arkadaşlar paralel kenarda hatırlarsanız ekstra bir eşitlik olduğunda köşegende ekstra bir eşitlik olduğunda neye dikkat edin demiştim? Ağırlık merkezi çıkabilir. Alanda da böyle çok da güzel dağıtıyorduk. Bak bunlar hepsi birbirine eşit değil mi? Eşit hatta burası da eşit olacak şöyle. Hocam kenar ortay. Ağırlık merkezi oldu burası. Kenar ortay. X ise burası ne olacak? 2x yani 3x ise burası da 3x. O zaman burası da 3x. Burası da 3x. Ağırlık merkezi çıktı arkadaşlar burada. Unutma bunu. Şu üçgende ağırlık merkezi var. Bu üçgendeki ağırlık merkezinden dolayı kenarortay 1'e 2 oran oldu. 3x oldu. Sonra ne yapacağız? Hocam burada bir Pisagor artık. Tamam. 18 24. 18 ve 24'teki ortak çarpan 6. 6 çarpı 3. 6 çarpı 4. O zaman burası da 6 çarpı 5 mi olacak arkadaşlar? Evet. 6 çarpı 5 olacak. Yani 3x 6x eşittir 6 çarpı 5. 30'a eşit olduğundan x'i de kaç buluruz? 5 olarak buluruz. Örnek 13. 5 oldu. Geldik örnek 14'e. Örnek 14 ne diyor? ABCD dikdörtgeninde. Hemen ABCD dikdörtgenini çizelim kardeşim. Şöyle sözel sorulardan korkmayın arkadaşlar. Sadece soruyu yapıyor ama ne isteniyorsa yaz. ABCD dikdörtgeni diyor şu şekilde. Sol alttan yazmaya alışkanlık haline getirmişsinizdir büyük ihtimalle. Yazdık. Sonra E eleman DC diyor. Rastgele bir E alalım. F eleman AD diyor. Şuradan da rastgele bir F alalım. Sonra DF uzunluğu 4 verilmiş. Ali Bey uzunluğu 12 verilmiş. EF ile EB'nin uzunluğu birbirine eşitmiş. EF ile EB'nin uzunluğu birbirine eşitmiş. Evet, şunlar birbirine eşitmiş. Sonra AF x kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. AF şuradaki x. Hocam x ise x artı 4 ise burası da x artı 4 mü? Evet. Bir de FE ile BE birbirine dikmiş arkadaşlar. Şurası da 90 derece demiş. Ne yapacağız? Ekstra bir 90 derece var. Dal alfa beta'ya Pisagor bağıntısı yoksa dalalım. Alfa beta. Beta 90 alfa. Alfa 90 beta. Şu üçgen ile bu üçgen benzer oldu. Hatta 90'ın karşısındakiler eşit olduğundan eş oldu. Beta'nın karşısı 4 ise beta'nın karşısı burada da 4'tür. Alfa'nın karşısı x artı 4 ise burada da alfa'nın karşısı x artı 4'tür. Şuraya bakacak olursak arkadaşlar. X artı 4 artı 4 12'ye mi eşit olmak zorunda? Evet, x artı 4 artı 4 eşittir 12 olduğundan x de böylelikle 12 eksi 8'den 4 olarak buluruz. Evet, örnek 14'ü 4 bulduk. Geldik örnek 15'e. Şimdi AD uzunluğunu 4 kök 5 vermiş. DE uzunluğunu 2 kök 5 vermiş. En sevdiğim. Şimdi dur, niye en sevdiğim olduğunu göreceksin. KL uzunluğu nedir diye soruluyor bize. Arkadaşlar bir kere 90 derece var. Dikten de dik çizilmiş öklit bağıntılarından çıkar. Pisagor'dan burayı buluruz. Sonra öklit bağıntıları yaparız falandı filandı. Ama bak dikkat et. Ben bu sayıları yazdıktan sonra en sevdiğim dedim. Niye? Birisi 2 kök 5, birisi 4 kök 5. Yani dik kenardan öbür dik kenara geçiş 1'e 2. Böyle 1'e 2, 1'e 3 oran olunca çok severim. Öklit bağıntısı olsa bile öklite dalmam. Dalarım alfa beta'ya. Alfa beta, alfa beta. Sonra burası da beta. Beta 90 ise alfa. Burası beta oldu. Hatta burası da beta. Burası da alfa. Burası da beta. Oldu mu? Oldu. Sonra düşünürüm. Bakarım ki şuraya. Hocam şuradaki üçgende. Çünkü 2 kök 5'e 4 kök 5 burada verilmiş. Hocam buradaki üçgende alfadan beta'ya geçiş 1'e 2. O zaman başlarım en küçük üçgenden. En küçük üçgenden başlarım. Alfadan beta'ya geçiş 1'e 2. En küçük üçgen nerede? Şurada bak. Ya da şuradakinden başlar. Sayılar burada olduğu için buradan başlıyorum. Bak. Alfadan beta'ya geçiş 1'e 2. Hocam burası A iken burası 2A. A burada da alfadan beta'ya geçiş 1'e 2 olur o zaman. O zaman burası 4A oldu. Sonra. Hocam zaten bak şunlar birbirine paralel. Paralel kenar oluştu. 5A oluştu falan filan. Hatta burası 4 kök 5 ya. Şimdi burada da yapabilirim. A'yı da bulabilirim aslında burada. 1 2 kök 5 üçgen olduğu için A dediğimiz 2 oldu. Burası da 4 mu oldu? Evet. Küçük olanın kök 5 katı yani A 2 A kök 5. A kök 5 yani A kök 5 2 kök 5 ise A'yı 2 bulduk. 2 A 4 o zaman burası ne oldu? 8. Şimdi şöyle yapabiliriz. Hocam bir köşegene karşılıklı köşelerden çizilen dikler birbirine eşittir. Yani 8 ise burası da 8 diyebiliriz. Ya da şuraya gelip yine alfadan beta'ya geçiş 1'e 2 diyebiliriz aslında. 1'e 2 oran var hocam deyip işlem yapabiliriz. Hatta en küçükten başlayalım. Buradan başlayalım. N 2N olur burası alfadan beta'ya geçiş. Hatta alfadan beta'ya geçiş burada da 1'e 2 4N olur. Küçük olanın kök 5 katı ya yine 1 2 kök 5 üçgeninden. Burası kaç oldu o zaman arkadaşım? 4. Burası kaç oldu? 8. Burası kaç oldu o zaman? 2. Hatta 2N 4 ya o yüzden N2 oldu. 2 4 ise burası da 2 kök 5 yaptı. KLX isteniyor bizden. Artık arkadaşlar şu x'i bulurken benzerlikten de bulabilirsiniz. Her yerden bulabilirsiniz. Hatta büyük üçgene bak. Şöyle. Hocam alfadan beta'ya geçiş nedir? 1'e 2'dir. Çünkü bu benzerlikte bu soruda o 1'e 2 kalıbı var. O zaman burada da alfadan beta'ya geçiş 1'e 2 ise burası 8 kök 5 yapar. 1 2 kök 5 üçgeninden 4 kök 5'in kök 5 katı değil midir? Yani x artı 4 artı 4. 4 artı 4 uzunluğu 4 kök 5 8 kök 5. Yani 1 2 kök 5 üçgeninden küçük olanın kök 5 katı yapar. Yani x artı 8 böylelikle 4 kere 5 20. Çünkü burası kök 5 ile kök 5'in çarpımı 5. 4 kere 5 20 yapar. X'i de böylelikle 12 olarak buluruz. Örnek 15 12 çıkar. Geldik örnek 16'ya. Kenar uzunlukları 5 cm ve 12 cm olan dikdörtgen şeklindeki ABCD kartonu AB ve CD kenarları BD köşegeniyle çakışacak biçimde şekil 2'deki gibi katlanınca eski haline geri getirilme kardeşim. Hop eski haline geldi. Hop eski haline geldi dikdörtgen. Evet şimdi sen bunu eski haline geri getirdin şöyle. Katlama sorularında üst üste binen kenarlar birbirine eşit değil mi? Evet. Hocam şu kenarla şu kenar birbirine eşit olacak. Eyvallah. Sonra bu kenarla bu kenar eşit olacak. Çok güzel. Sonra aynı şekilde bu kenarla bu kenar eşit olacak. Ve şu kenarla da şu kenar birbirine eşit olmak zorunda. Şimdi ne diyebilirim ben burada? Ben buraya bir 12'leri kullanacağım. Burası 12, 12. Bir kere ne var burada? 5, 12, 13. Buradaki x uzunluğu sorulmuyor bu arada. A üssü C üssü soruluyor. Şurasını silelim isterseniz. Evet neyse buradaki x uzunluğu isteniliyor. Şekil 1'deki x'e aldanmayın. Yoksa direkt cevap 13 çıkar. Devam. Şimdi öncelikle şöyle baktığımız zaman hipotenüs uzunluğu 13. Sen bu katlamayı yaptığın zaman 12 iken burası 12 olacak ya. Bak dikkat. Tamamı 13. Burası 12 ise buraya ne kaldı? 1 mi kaldı? Evet. Burada da bir katlama vardı. Bak şurada da bir katlama vardı. Bu katlamada da hocam burası da yine 12. Burası 12 ise burası da 12 oldu ya. Bak şuraya kadar kısım 12 oldu ya. 12 tamamı 13 ise buraya ne kaldı o zaman? 1 kaldı. Aa hocam biri burada biri burada x burada. 1 artı 1 artı x eşittir kaç? Hipotenüs uzunluğu 13 değil mi? Yani x de böylelikle kaç çıkar? 11 çıkar arkadaşlar a üssü c üssü uzunluğu. Tamam güzel bir katlama sadece üst üste binen kenarların birbirine eşit olmasını kullandığımız bir soru. Kolay bir soru. ÖSYM tarafından sorulan bir soru. Dikkat et. Evet geldik örnek 17'ye. EC ile BD birbirine eşit verilmiş. Bak 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 olaya bak. BD burası EC burası. Bak köşegenle alakasız yerde bir eşitlik verilmiş. Dikdörtgende köşegenler birbirine eşit. Köşegenle alakasız yerde bir eşitlik verildiği için ne yapabiliriz? Diğer köşegeni de biz çizebiliriz. Hocam köşegenler birbirine eşit. Bak şöyle. A köşegenlerin eşitliğini gösterince bununla da bu birbirine eşit mi oldu? Evet yani burası da x oldu. X kenarlıktan dolayı. Bir de şunu biliyoruz. Şu parçalar da hepsi birbirine eşit miydi arkadaşlar? Evet. 40 ise burası da nedir? 40'tır. Sonra ne çıktı? Bak büyük üçgen 90 derece. Büyük üçgene bak kardeşim. Büyük üçgende ne var? Büyük üçgenin x açısı var. Sonra şurası var. Ya da büyük üçgeni düşünmeyip şöyle de yapabilirsin. Hocam burası x artı 40 iken şurası da x artı 40 diyebilirsin yönün eşitliğinden dolayı. Hani paralel ya. Ya da büyük üçgende de x artı 40 90 eşit olacak diyebilirsin. Ya da şuradaki üçgende artık onu da söyleyebiliriz. X artı 40 eşittir. Dik üçgende diğer iki açının toplamı 90 derece. Yani 2x eşittir 50 ve x de böylelikle kaç çıkar? 25 çıkar. Örnek 17'yi 25 bulduk. Geldik örnek 18'e. ABCD dikdörtgeni şeklindeki çerçeve B noktası sabit kalacak şekilde ok yönünde devriliyor. Ve şu oluşturulmuş. AD 8 ve diğer kenarda 7 birim olduğuna göre DC üssü uzunluğu nedir diye soruluyor. Arkadaşlar sen bunu böyle devirdin. Sen bunu böyle devirdiğin zaman şu buraya mı geldi? Evet yani burası 7 birim oldu. Yani şurası da 7 oldu. Sonra dikdörtgenin uzun kenarı 8. Bu uzun kenarı burası mı oldu arkadaşlar? 8. Bizden ne isteniyor? Bizden DC üssü uzunluğu isteniyor. Yani şuradaki uzunluk isteniyor. Tamam. Güzel bir soru. Kolay bir soru daha doğrusu. Şöyle baktığımız zaman şurada bir dik üçgen var mı? Var. 8 burası. 15 burası. 8, 15, 17 üçgeninden cevap kaç çıkar? 17 çıkar arkadaşlar. X'i böylelikle 17 bulduk. Ve geldik bu videonun son sorusuna. Galiba bundan sonra alan var. Evet. Bu videonun son sorusuna. Evet ne diyor bakalım soruda. Şekil 1'de duvara D, C ve F noktalarından çiviyle asılan dikdörtgen şeklindeki özdeş tahtaların kısa kenarı 4 kök 3. Uzun kenarı da 8 birim olarak verilmiş. D ve F noktalarındaki çiviler düşünce tahtalardan biri C noktası etrafında saat yönünde 30 derece, diğeri de saat yönü tersinde 30 derece dönmüş. Önceden bak bu buradaydı, hop dönerek buraya geldi, 30 derece döndü. Şöyle bir şey oldu. Önceden bu da buradaydı, hop 30 derece döndü, buraya geldi. Evet. Şuradaki açıyı kaç derece vermiş bize? 30 derece. Buradaki açıyı da 30 derece vermiş. Peki ondan sonra başka bir şey yazabilir miyiz arkadaşlar? Şurası 90 derece. A. Bak burası 90 derece ise arkadaşlar 30, 90 daha kaç yaptı? 120. Buraya ne kaldı o zaman? 30 derece 120. 30, 90 daha 120. Bir daha 30 daha kaç yaptı? Bir daha 30 daha 150 yaptı. O zaman buraya kaç derece kaldı? 30 derece kaldı. Bu bir dikdörtgen olduğundan burası kaç derece oldu? 60 derece oldu. Burası 60 kullanacağım. Kısa kenar kaç? 4 kök 3'tü. Burası da 4 kök 3, dikkat et. Uzun kenarda kaçtı? 8'di. Bak 4 kök 3'e 4 kök 3. Burada ne oluştu arkadaşlar? Hocam 60 derece de var burada. Sen bunu böyle çizersen burada ne çıkar karşına? Bir eşkenar üçgen çıkar. Ek çizim çizme yöntemlerinde 60'ın kolları böyle eşit olduğunda eşkenar üçgen oluşturun demiştik. 60 ise eşkenar üçgen oluştu. 60, 60, 60. Yani burası da kaç çıktı? 4 kök 3 çıktı. Hocam dikdörtgenden dolayı burası 90 derece ya. 30 kaldı buraya. Burası da dikdörtgenden dolayı 90 dereceye. Burası da 30. 30, 30, 120 üçgen çıktı burada. 4 kök 3 ise bu kenarlarda 4, 4 mü çıktı? Evet. Hocam bak burada uzun kenar kaçtı? 8. Bak bu uzun kenar 8 olacak. Buraya 4 kaldı. Hocam bu uzun kenarda 8. Burası da 4 oldu. Bizden ne isteniyor? A üssü, E üssü uzunluğu isteniyor. Yani şuradaki x uzunluğu isteniyor. Bak 120 dereceydi burası. Ters açıdan 120. Ne çıktı burada da? 30-30-120 üçgen çıktı. O zaman x'i de böylelikle kaç buluruz? 30-30-120 üçgenin özelliğinden 4-4 ise burası da 4 kök 3 çıkar. Yani cevap böylelikle 4 kök 3 oldu. Ve sanırım bitirdik arkadaşlar. Evet, dikdörtgende uzunlukla ilgili kısmı bitirmiş olduk. Yani 11. haftada ilk video bitti. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda, ikinci videoda dikdörtgenin alan kısmında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.